Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurdan Vecizeler programımıza devam ediyoruz. İlk vecizemiz: arkadaş, amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar, yese düşer. Böyle bir meyusun gözüne, dini meselelere münafi etna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin saykasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh, amele muvaffak olamayanlar, yese düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. La teknatu min rahmetillah. İnnallâhe yâfiruz-zünûbe cemî'an. İnnehu vel gafurur rahîm. Çok önemli bir ders tabi. Yes. Şeytanın büyük bir silahı. Statül önemli bir kaide vazide derse başladı. Amele taati muvaffak olamayan azaptan korkar, yese düşer. Demek ki yesin kaynağı amele muvaffak olamamak yahut günah işlemek. Yani amele muvaffak olan, mesela namazını kılan bir insan, işte günahlardan sakınan bir insan, içki içmeyen, kumar oynamayan bir insana, yani şeytan nasıl işleyecek işte, o günahı işletmeye çalışacak belki falan filan. Ama bir de var ki orada çok muvaffak olamaz. Bir de adam amele muvaffak olamıyor. Olamadığından dolayı da rahatsız oluyor. Ya bir türlü başlayamıyorum namazı, bir türlü işte şu hayırlı işi yapamıyorum diyor. Rahatsız oluyor bundan. Fakat tövbe edip ıslahına da çalışmıyor kendisinin. İşte o ara şeytan devreye giriyor. Vesvese veriyor ona. Bu işlediği şeyin günah olmadığını terkinden başlıyor da haşa cehennemi inkar kadar götürebiliyor adamı. Üstad bunun kademelerini ikinci amada çok güzel izah ediyor. Oraya girmeyeceğim. İkinci amada çok güzel izah ediliyor. Şimdi bu kaydı önemli. Amele muvaffak olamayan diyor. Yese düşer. O zaman yese düşünce de ne yapıyor? Böyle bir meyusun gözüne, yani böyle yese düşün, ben artık adam olmam, ben ıslah olmam deyip Allah'ın rahmetine ümit kesin bir insan, Allah muhafaza, o kimseye diyor, meyus da demek. Dini meselelere münafi, dini meselelere muhalif, zıt, edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Zayıf bir emare ama dini şeyde ihmal olmuş ya amelinde, ruh zayıflamış, kalp zayıflamış, ıslah da edemiyor kendini. O zaman inkar meyli başlıyor uyanmaya kendisinde. Dini meselelere münafi. Mesela ahiretin varlığı dini meseledir. Değil mi? Şimdi ahiret olmayacağına dair şüpheler atıyor kalbine. Hiç zayıf bir emare. Mesela yaygındır bu piyasada. İşte kafası kırık kim gelmiş ahiretten? Hiç böyle delil olur mu? Olmaz. Çünkü bir defa ahiretten gelinmez ki kafası kırık gelsin ya sağlam gelsin. Ahiret kıyametten sonraki bir alem. Oradan kimse geri dönemez ki zaten. Kafası şöyle böyle olsun. Ama şöyle basit bir demagoji bile o kimseye kocaman bir delil gibi gelebiliyor. O zaman ne yapıyor? Böyle zayıf, evet. Böyle bir birkaç emareyi elde eder etmez. Hı. Diğer emarelerin saykasıyla, sevkiyle, ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar. Şeytanın ordusuna iltihak. Allah'ın razı. Çünkü yeis ve ucup iki büyük tehlike. Yeis Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Ucup da Allah'ın gazabından emin olmak. İkisinin ortasında gitmek lazım. Sırat-ı müstakim bu işte. Yani İhtinas sırat-ı müstakim derken çok geniş manalı bir dua. Biccette bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın yeisten de ucuptan da kurtarsın manasında bir dua oluyor. Evet. Derse tatbik edersek. Evet. Dediğim gibi çok ciheti var sırat-ı müstakimin. Evet, devam ediyoruz. Binaenaleyh, amele muvaffak olamayanlar yeese düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Bismillahirrahmanirrahim.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُ عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Evet. Şimdi ben haline getirdim de şöyle kısaca şey yapalım. Şimdi burada Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ya ibadiyye lezine esrafı alem isteyim. Ey kullarım diye hitap ediyor günah işleyenlere de. Evet. Kullar da Allah'ın. Ya o rahmetinden de fazla rahmet edilmez. Bunu düşünse adam yerse düşmez bir defa. Nasıl kullarım diyor. Gulya ibadiyelizin esrafı alemizin. Nefislerinde israf etmiş kullarım. Nefis kendim aslında. Kendini israf etmiş. Benim kendisine verdiğim sermayeyi yanlış kullanmış. Mesela göz bir büyük bir sermayedir. Tefekkürde de kullanılır. Efendim söyleyeyim, Kur'an okumakta da kullanılır. Harama bakmakta da kullanılır. Harama baktı mı göz israf edilmiş oluyor. Evet. Konuşma ayrı bir nimettir değil mi? Evet. İşte doğru konuştum mu, hakkı tebliğ ettim mi, Kur'an okudum mu yerinde kullanıyor. Yanlış konuşuldu mu konuşma israf edilmiş oluyor. Onun için günahkarları Cenab-ı Hak böyle şey yapıyor yani, nefislerini israf etmiş kullarım. Yani bir rahmetli bir ifade yani. Yani böyle şiddet göstererek hitap etmiyor. Nefis kendinden aldanarak, şeytan uyarak nefislerini israf etmiş kullarım diye hitap ediyor. Ve devamında da nasıl buyuruyor? La teknetü min rahmetillah. Allah rahmetinde ümit kesmeyiniz. Hmm. Bitti. Çünkü Allah'ın rahmeti sonsuz, günahlar sınırlı. Devam. İnna Allah yaghfiru zunube cemian. Bu da çok mühim. Cenab-ı Hak bütün günahları affeder diyor. Evet. Bütün günahları affeder. Hani bazı batıl fırkaları var ya, büyük günah affedilmez diyorlar mesela. Günah kebair işleyen kafir olur diyorlar. Yahut günah kebair işleyen iman küfür arasında kalır diyorlar. Yani burada ayet çok net yani. Cemia diyor. Cemia diye de büyük kişiyi kalktı. Cenab-ı Hak diledi mi? Amin. Büyük veya küçük bütün günahları affeder diyor. Sen buyur Cenab-ı Hak. Devamında İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o gafurur rahimdir. Böyle dedi mi insan? Rahmetten ümit kesmez. Günahta da ısrar etmemeye niyet eder, dua eder. Cenab-ı Hak iltica eder. İnşallah Cenab-ı Hak da duasını kabul etti mi yeniden doğru yola girmiş olabilir. İstikamete girebilir. Ama isyanla gitmekle bir gün düzeleceği yok. İyice batar. İyice batar, evet. Yeni bir vecihe geçiyoruz. Azizim, o kafir hakkında iki ihtimal var. O kafir ya Adem'e gidecektir veya daimi bir azap içinde mevcut kalacaktır. Vücudun velev cehennemde olsun, Adem'den daha hayırlı olduğu vicdani bir hükümdür. Zira Adem, şerri mahz olduğu gibi bütün musibet ve masiyetlerinde mercidir. Vücut ise velev cehennemde olsa hayrı mahzdır. Sırf hayırdır. Mahaza kafirin meskeni cehennemdir ve ebedi olarak orada kalacaktır. Şimdi orada bir ara verelim. Devamı var ama bir de başa dönmemek için. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın insanları cehenneme koymaları rahmetine muhalif değil, adaletin icabı. Değil mi? Bu satır ayrı bir şekilde mevzuya giriyor. Yani cehenneme koymak diyor üstadımız. Yani yokluğu atmaya göre yine rahmet oluyor. Allah. Yani harika bir şey tabii. Kafirli Cenab-ı Hak yok etse. Yani bu, bir de var ki yok etmese, ahirete tekrar dirilse de cehenneme koysa. Cehenneme koyması yine rahmet oluyor. Çünkü varlık devam ediyor. O nizani yapıyor üstad burada. Hani kendi ifadesi var üstadımız. Bir yerde buyuruyor işte. İşte küçüğünde hayalinden sordum diyor. Sana 1000 sene işte şöyle bir hayat saltanatı dünyaya verilecek. Dünyayı saltanatı. Kedersiz, elemsiz bir hayat. Sonunda mutlaka iş olacaksın. Bunu mu istersin? Ya da adi meşakkatli bir hayatı mı istersin? Baktım diyor, diğerine razı oldu. Maşallah. Ne dedi? Cehennem olsa beka isterim. Maşallah. Dedi diyor. Küçüklüğünde çocukluğuna sormuş. Bu cevabı almış. Ben bazen sohbette diyorum kardeşlerim ki biz bu soruya hala cevap veremiyoruz. Usta çocukluğunda bu cevabı vermiş. Bu çocuk büyüdü mü bedzaman olur. Evet. Mesela belli. Şimdi demek ki yokluğa gitmeye göre cehennem bile rahmet oluyor. Usta önce bunun şeyini yaptı yani. İspatını yaptı. Zira Adem şerri mahz olduğu gibi bütün musibet ve masiyetlerinde mercidir.
Yokluk mutlak şeydir diyor, şeyr-i mahz. Bütün kötülükler de yokluğa dayanıyor. Ne demek yokluk? Mesela küfür imanın yokluğudur. Evet. Değil mi? Edepsizlik ahlakın yokluğudur, yoksunluğudur. Zulüm adaletin yokluğudur. Yani bütün vücutların terkini Adem'le çıkıyor. Evet. Yani yoklukla çıkıyor. Bütün kötülüklerin kaynağı Adem. Vücut ise hayırdır veya cehennem de olsa diyor, hayır-ı mahzdır. Evet. Peki abi. Vücut ise vele cehennem de olsa hayır-ı mahzdır. Maaza kafirin meskeni cehennemdir ve ebedi olarak orada kalacaktır. Tabii şimdi küfür imana zıt ve malum Üstad Bey'e çok güzel ifade edilir bunu. İman bir mahiyet tubayı cennet çekirdeği taşıyor diyor. Küfür de bir zakkum cehennem tohumu saklıyor. Demek ki cehennem tohumu küfür. Küfrün cezası cehennem yani. Cennet imanın mükafatı. Şimdi böyle olunca şimdi kafir elbet ebedi kalacak. Çünkü ölene kadar küfürde kalmış. Yani cennette iman edenlerin diyarı. İman etmemiş ki cennete girsin. Mantıken de kesin bir kazanıyor ki iman etmediği müddetçe bir, imansız öldüğü takdirde bir insan cennete iman etmeyen cennette hani, ne iş var kazan değil mi? Desire de gitmemesi lazım yani. Ben iman etmediğim yerde ne işim var demesi lazım. Onun için cehennemde ebedi kalınacağı kesin. Çünkü küfür devam etmiş ölümüne kadar. Ama cennetteki dereceler, azaplar farklı, o ayrı. Cennette imanın mükafatı, oradaki dereceler de ibadete göre oluyor. Evet. Aman olsun. Fakat kafir, kendi ameliyle bu duruma kesbi istihkak etmiş ise de, amelinin cezasını çektikten sonra ateş ile bir nevi ülfet peyde eder ve evvelki şiddetlerden azade olur. O kafirlerin dünyada yaptıkları amali hayriyelerine mükafaten şu merhamet ilahiyeye mazhar olduklarına dair işaret-i hadisiye vardır. Bazen münakaşa ediliyor da itirazlar geliyor bazen ustadım bu cümlesine. Biraz sonra edeceğim inşallah. Şimdi ustadımız diyor kafir diyor, kendi ameliyle diyor kesbi istihkak etmiş ise de yani cennete cehenneme girmeyi kendi hak etmiş yani menfi amellerle, küfürle, isyanla, zulümle. Fatih amelin cezası çektikten sonra diyor efendim, ateşte bir nevi ünsiyet peyde edecek diyor. Allah. Bir nevi ünsiyet. Şimdi bu tabi ebedi cehennemde kalmaya lezzet değil bu. Şimdi, kafir ebedi cehennemde kalacak. Ama aynı azabı ebedin aynı şiddete mi tadacak? Bu kesin değil. Geç ayet-i kerimede geçiyor malumunuz. Yani o kafirin ciltleri mahvolunca azabı devam etsin diye yenisi yaratılacak. Bu tamam. Ama bu da ebedi devam edecek mi acaba? Değil mi? Yani aynı şiddette mi gidecek? Üstadımızın buradaki ifadesinden, hatta bir hadisten diyor, işareten üstad çıkarmış bunu. Ki aynı şiddette ebediyen gitmeyecek diyor üstad. Yani cezasını diyor, çektikten sonra diyor, ateşle bir nevi ülfet peyde eder, evvelki şiddetlerden azade olur. Yine azap çekecek diyor ama evvelki şiddette değil. Şimdi bir daha bunu münakaşa etmeye gerek yok. Bizim şöyle böyle dememiz onun akıbetini değiştirmez. Başına nefes tüketmeye gerek yok. Söyleyen kim? Üstü Bediüzzaman Hazretleri söylemiş değil mi? Sonra neye dayanarak söylüyor? İşaret-i hadisiyeden anlaşılıyor diyor. Hadisin işaretleri vardır diyor. Ben bu hadisi merak ettim. Yani hangi hadis acaba diye. Tabii sahim değil. Dolayısıyla sahası olanlara sordum. Kime sorduğuna bir cevap alamadım. Hangi hadis acaba? En sonunda Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin kitabını okurken orada aynı bu manayı o da zikrediyor. Hatta biraz daha ilerisini götürüyor yani. Ona daha çok itiraz ederler bu adamlar. O diyor ki bir müddet diyor alışacak diyor şey ateş azabı diyor. Usta diyor azabı hafifleyecek. O diyor ki necaset böcekleri nasıl necasetten zevk alıyorlarsa diyor. O da bir nevi yine ebedi zevk alacak diyor cehennemde. Allah. Ama ne gibi? Necaset böceğin necasetten aldığı zevk kadar bir zevk. O işi bize zevke bağlamış. Allah Allah. Usta azat.
Evet. Şiddetten azad olur diyor. O zevk de alacak diyor. Ve buna delil olarak da onu arz edeceğim. Şu hadis-i kursiyi veriyor. Rahmetin gazabımı geçti. Evet. Hadis-i kursi. Evet. Demek ki ustanın kastettiği hadis buymuş. Evet. Öyle anladık yani. Rahmetin gazabımı geçti. Hadis-i şerif var. Bunu Muhyiddin Arabi Hazretleri delil getirerek böyle söylüyor. Üstad anlaşılır işaret hadis edin diyor. Evet. Azade olacaktır diyor azaptan. Şiddetten azade olacaktır. Bunu itiraz ediyorlar adamlar. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki azade olmakla kalmayacak. Bir defa cehennemde karanlık, Allah muhafaza etsin, karanlık tek başına bir azaptır zaten. Cehennem karanlık bir defa. Evet. Ebediyen karanlıkta kalacak, nur yok. Evet. Bu kendi azap zaten karanlığın. Evet. Ya. Bunun yanında bir de başka azaplar çekecek uzun müddet. Sonra ateş ünsiyet peydecek diyoruz. Azadın eski şiddeti kalmayacak. Burada kalıyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki bir de zevk de alacak. Nasıl alacak? Az önce misal verdim. Böceklerin necasetten aldığı zevk gibi bir zevk. Allah. Biz öyle niye karışıyoruz ki? Allah rahmeti sonsuz, yani. Rahmeti gazabını geçmiş. Bu neye münakaşa ediyoruz ki yani? Diyen kim Üstad Hazretleri? Diyen kim Muhyiddin Arabi Hazretleri? Bizim burada söz hakkımız yok ki. Cehennemde ebedi kalınacağına dair ayet-i kerime var. Hud suresi 107. ayet. Ha şöyle buyuruyor. Onlar yani ehli cehennem gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu kesin. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Ya. Rabbinin dilemesi başka da Ömer Hamid Efendi Hazretleri Rabbinin dilediği müddet başka diye mana vermiş. Yani Rabbin dilerse o müddetten sonra başka türlü de yapabilir. Yani. İşte Üstad Hazretleri'nde, Müdün Arabi Hazretleri'nde ifadeleri bu ayete dayanıyor. Evet. Evet, ya. Ancak Rabbin dilemesi başka, şüphesiz Rabbin dilediğini yapandır diye bitiyor ayet-i kerime. Evet, peki. Yeni bir vecize, el hakku yalu bizzat demektir. Hem akıbet murattır, kaydı haysiyet maksuttur. Devamını okuyalım. Evet. Hak olan bir vesile, batıl vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur. Muvakkaten bir vasıta olmuştur. Yoksa bizzat hem daim değildir. Bu konu lemaatta geçiyor malumunuz. Evet. Onun başlığı zaten bu. Mustafa da dört cihetle izah ediyor bu meseleyi. Ben sadece birini getirmişim burada yani soru olarak bir var daha doğrusu. Onu inşallah kısaca konuşalım. Şimdi bir defa konunun başlığı El Hakku Yalu. El Hakku Yalu bizzat hem akıbet buradır diyor. Evet. Şimdi hak daima üstündür. Ama diyor soruda geçiyor o. Fatma diyor ki dünyada batılı hakka garip geliyor. Çok çok defa. Hatta çoğu zaman değil mi? Garip gelebilir. Nasıl anlayacağız bu ayeti? Bu hakkıtı diye. Bir soru geliyor, ustad diyor ki el hakkı yalı bizzat murattır. Yani zatında hak batıla galiptir. Yani, zatında. Mesela şimdi bir adam, bir tüccar dürüst çalışıyor. Birisi de sahtekarlık yapıyor. Yani, değil mi? Evet. Daima dürüstlük sahtekarlığa galiptir. Evet. Ama dürüst olan tüccar 10 lira kazanıyor, sahtekarlık yapan 100 lira kazanıyor. Evet. Diyemezsin ki yani demek dürüstlük iyi bir şey değil ki az kazanıyor. Ve sahtekarlık iyi bir şey ki çok kazanıyor. Denilir mi? Denilmez. Çünkü kafirlerin çokluğu, fasıkların çokluğu, zalimlerin çokluğu hakikati değiştirmez. Hakikat, hak esastır burada. Adalet haktır. Hak daima üstün. Adil olan daima üstündür. İsterse zulmü uğrasın. Zalim daima aşağıdır. İsterse galip gelsin mazluma. Daima aşağıdır zalim. Aşağı insandır değil mi? Evet. Üstad bir defa işi burada kesmiş. Evet. Bizzat murattır diyor. Zatında hak batıra dair. Bitti. Bir de akıbet murattır. Akıbette de hak garip gelecektir. Nihayet batırın galibesi ölüme kadar. Kabirde başlıyor azap çekmeye. Mahşerden cehenneme kadar Allah muhafaza gidiyor. Onun için bu kısa dünya hayatında bazen hak batıra, batıra hakka garip gelebilir ama zatında yine hak üstündür. Akıbete yine hak garip gelecektir. Bir. Bursa dört cihet izah ediyor. Birisi bu sizin okunan kısım.
Onun kısaca konuşalım. Hak olan bir vesile, batıl vesileye galiptir diyoruz zaten. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur. Muhakkaten bir vasıf olmuş, yoksa bizzat hem daima değildir. Az önce yaptığımız izah buna da delil olur. Hak olan bir vesile. Şimdi ticaret yapıyor adam, değil mi? Faize girmiyor, yalan söylemiyor, ihtikar yapmıyor. Yani hak üzere bir ticaret yapıyor. Değil mi? Vesileler hak. Batıl vesileye galiptir. Hak olan bir vesile. Batıl vesileye adam sahtekarlık yapıyor, aldatıyor, faize giriyor. Bu ticaret ehli o ticaret ehline daima galiptir. Ama bu az kazanır, o çok kazanır. O başka mesele. Yani o bunu bozmaz. Hakkın galibiyetini bozmaz. Dolayısıyla bir hak bir batıl olur. Şimdi o hak vesileye batıl bir insan sahip şey yapsa, tevessül etse, batıl bir adam diyelim ki inançsız bir insan ticaret yapıyor. Bu daha çok şu konuşacağım buraya delil oluyor. Adam İslam'a düşman bir insan, batıl yolda bir insan, ticaret yapıyor ama çok dürüst, hiç aldatma yok, ihtikar yok, nezaket noktasında müşteriye davranış, her şeyi mükemmel yapıyor, değil mi? Evet. Ve adam zengin oluyor. Bizimki de hak bu yolda ama ticaretin hiçbir esasına uymuyor, efendim, aldatıyor vesaire vesaire. Şimdi bizimkinin yolu hak, vesileleri batıl. Yani gittiği, ticareti uyguladığı metotlar yanlış. Evet. Usul yanlış. Evet. Ötekinin kendi batıl, evet, uyguladığı usuller, tarz hak. Evet. Bu usuller bizimkinin usulüne garip geliyor. Evet. O zaman hak batıl yenmiş oluyor. Evet. Ama hak batılın elinde. Burada batıl hakkın elinde. Yani haklı olan insan elinde. Fakat neticede o tüccar, bu tüccar yenirse, efendim söyleyeyim, inançsızlık inancıymış değildir ya. Dürüstlük, ticaretin adabına riayet, efendim söyleyeyim, bunun zıddı olan sahtekarlığı, tembelliği yenmiştir. Yine hak batır yenmiştir. Ve Rüstad 4 ayrı cihetten konuyu ele alıyor. Evet. İnşallah orası ayrı bir konu. Müstakil ders olabilir ileride nasip olursa. Evet. Evet. Yeni bir vecize. Hem dünyada hayatın hakkı şamil ve amdır. O rahmeti ammenin bir cilve imani dar, onun bir sır hikmeti var, küfür mani değildir. Bu aynı konuda geçiyor yine. Evet. Mahta onun devamında geçiyor. Bu da enteresan bir şey. Mustafa diyor ki dünyada bir de hayatın hakkı var diyor. Hayatın hakkı var. Onun hakkı şamildir, her şeye şümüllüdür ve amdır, umumidir. Mesela Cenab-ı Hak hayat verdi mi bir yılana, değil mi? Gözle verecek, vermiş. Ağızla verecek. Ama o gözle bizi görüyor, o ağızla bizi sokuyor, o ayrı mesele. Değil mi? Evet. Hayat verdiğine onun hakkını da verecek. Hayatını rızıkla verecek. Değil mi? Hayatın hakkı ummidir ve şamildir. Şimdi rızık hayatın hakkıdır. Ama az veya çok kazanmak onun vesileleri vardır. Az önce arz ettik. Kafir olsun, Müslüman olsun, herkesin hayatı var mı? Onu Allah göz de verecek, kulak da verecek, işitme şey de verecek, akıl da verecek, mide de verecek, rızık da verecek. Bu hayatın hakkıdır bunlar. Burada kafir, mümin fark etmez burada. Ama az veya çokluğu çalışmaya bağlı, nasibe bağlı, o ayrı mesele. Bu da ayrı bir konu yani. Hayatın hakkı var diyor burada. Şamcam'dır. O rahmeti ammenin bir cilve manidir. Onun bir sır hikmeti var. Küfür mani değildir. Küfür o kafire hayatın hakkını verilmesi mani değil. O çünkü hayatın hakkı. İman, küfür, kalbe ait ayrı bir hususiyet. Değil mi? Ama hayatın hakkı olan yeme, içme, görme, işitme gibi haklar küfürle imanla alakası yok. Bunlar herkese yılan da olsa veriyor, bülbül de olsa veriyor Cenab-ı Hak bu hakları. Değil mi? Evet. Evet, son bir vecize. Evet, bakınız zamanı hattı müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir. Bazen tedenni içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nevi beşerin dahi bir sabahı,
Bir baharı olacak inşallah. İnşallah. Hakikat İslamiyenin güneşiyle sulh-u umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmet ilahiyeden bekleyebilirsiniz. Harika bir ders ya. Bu da ilk okuduğumuz dersle alakalı. Yeis'i ortadan kaldıran bir ders bu da yani. Yeis'e cevap yani. Tabi o zaman Müslümanlar çok yeis'e düşmüşler. Osmanlı yıkılmış. Efendim, ekonomik yönden çok zayıf düşmüşüz. Düşmanlarımız o yönden bizle daha ileri gelmişler. İşte ülkemizi zapt etmişler. İlahir ilahir. O ağır şartlarda Müslümanlarda bir ümitsizlik olabilmiş yani. Ustadım onlara cevap veriyor ki, zaman diyor, hadd-i müstakim üzere hareket etmiyor. Çok mühim. Hadd-i müstakim, çünkü kelime manası itibariyle alsak hani istikamette gitmiyor zaman. O tam anlaşmıyor da. Buradaki mana ne? Müstakim, hadd-i müstakim üzere gitmiyor diyor. Belki ki diyor, mevde mümtahası birinden uzaklaştın. Şimdi hadd-i müstakim şu. Mesela şu noktada mesela parmağım hareket ediyor değil mi? Evet. Düz gitse, ta tekrar bu noktaya ne zaman gelir? Hiç gelemez. Değil mi? Evet. Müstakim üzere gitti mi? Evet. Zaman hadi müstakim üzere. İstikamet üzere gitti mi? Yani düz gitti mi? Öyle düz anlayalım. Evet. Düz gitti mi daima uzaklaşır ilk noktadan. Evet. Hiç oraya gelmez. Ama yuvarlak bir daireye dönse. Evet. Değil mi parmağım? Evet. Bir süre sonra yine ilk noktaya gelebilir. Evet. Ne güzel misal. Evet. Yani. Usta diyor ki zaman hadi müstakim üzere gitmiyor ki. Biz geriledik mi daima geri kalalım. Mağlup muyuz? Daima mağlup kalalım. Öyle değil ki diyor. Nasıl diyor geceden sonra gündüz geliyor. Çünkü zaman müstakimize hareket etse gündüz gelir mi? Daima gündüz olur. Gece gelir mi? Daima gündüz olur. Olmuyor değil mi? Çünkü dünya dönüyor. Zaman da istikam üzere gitmiyor. Kıştan sonra bahar, geceden sonra gündüz geliyor. Nasıl böyleyse diyor. Bizim de bu halimiz ebedi değildir. Daimi değildir. Bu perişaniyetimiz, mağlubiyetimiz. Bu da diyor bir gün sabaha ve bahara varacaktır bu halimiz. Bunun rahmetiyle edin, bekliyoruz diyor. Bekleyebilirsiniz diyor. Yani nereye bağladı? Enteresan bir şey. Aynen. Ya enteresan bir şey. Evet. Düz okuyup bitirelim. Dönde. Zaman bitti zaten. Çok evet, mu? Bakınız. Zaman hattı müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın. Başlıyorsan daima uzak düşme. Belki küreyazın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. He. Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir. Bazen tedenni içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi. Nevi beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşallah. Elhamdülillah. Hakikat İslamiyenin güneşiyle, sulh-u umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmet ilahiyeden bekleyebilirsiniz. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Amin. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davarunen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.